girişimcilik kültürü gelişmiş. Aslında mesela İstanbul'a gidenler, Bursa'ya gidenler, İzmir'e giden, Denizli, çok ciddi anlamda bir Kars diasporası var. Hı-hı. Bu diaspora çok şey de öğrenmiştir. Muhtemelen bazı arkadaşlar vardı. Mesela ne geçen tanışmıştınız. Gelip Kars'ta yaşayacağım falan diyordu değil mi? Buraya otel yapıyor arka tarafa. Evet, değil mi? Hollanda. Hollanda'dan buraya geliyor şimdi iş adamı. Ya bu böyle Kars'ta. Yani modern şehirler sıkıyor insanlar. Böyle sessiz, sakin, hı-hı, tarihin içerisinde çıktığınız zaman kırlara, işte bugün gezdik falan, kırları, biraz koyun kuzuları sevdik. Yani bunları istiyor insanlar. Bunlar fırsatlar, bunlar önemli şanslar. Bir de bir potansiyel var. Mesela 2 sene önce sanırım şeye gittik, Çıldır'a gittik. Böyle genç girişimciler falan, bunları yetiştirme semineri gibi bir şeydi, Avrupa Birliği projesi. Çoluk çocuk ne varsa, kadınlar 50 yaşında, 40 yaşında, genç kızlar, hepsi doluşmuşlar. Bir şey öğrenmek isteğindeler. Sonra burada bu geçen bu pazartesi bir şey oldu işte. Dış ticaret semineri oldu Kafkas ülkeleri, ülkelerine. Dış ticaret stratejilerimiz diye. Orada da 1000 civarında katılım oldu. Yani hiçbir zaman belki de üniversite tarihinde o kadar ilk defa ciddi bir katılım olmamıştı bir konferansa. Bir de yerel bir konferans, uluslararası bir konferansa değil. Ve sadece Kars'a hitap eden. Yani Erzurum, Iğdır'dan, Ardahan'dan getirmiş olsaydık muhtemelen veteriner fakültesi patlayacaktı ya da dayanamayacaktı şeyler, kolonlar. İnsanlarda bir yeniliklere karşı bir istek var. Bu yeni nesilde böyle bir isteklilik seziyorum. Böyle fırsatçılığı tercih etmeden, kendi alnının terini hak ederek, işte kazanmayı umut eden bir nesil ortaya çıkarsa burada çok ciddi gelişmeler olur. Burasının bir neresi var mesela? Safranbolu. Değil mi? Safranbolu'dan bir farkı yok yani, tarihi test etme açısından. Artısı var. Daha iyi yani. Safranbolu hani var yani. Osmanlı Devleti'ni yansıtıyor yani. Şimdi burada Osmanlı 7000 yıllık, 6000, 7000 yıllık bir kültür. Tanıtım vesaire, böyle uluslararası şeyler, uluslararası çalışmalar. Tabii turlar artık şey yani, turlar. Biz Sarıkamış'a bakıyoruz. Hani son 5-6 yıl önce sadece şey, yakın ülkeler geliyordu. İşte hani Rus devletleri falan geliyordu. Evet, şimdi hani bu gelen misafirler falan böyle bakıyoruz. İran'a kaydı. İran mesela çok ciddi işte görüşmüştük arkadaşlarla. İşte Avusturyalılar var. Araplara yönelik bir şeyleri var. Çünkü bunlar Bursa'yı tercih ediyorlar biliyorsunuz. Evet. Uludağ, hani Sarıkamış'ın iklimi artık yazın çok çok mükemmel bir iklim. Yani arkadaşlar da. Hani insanlar Türk filmine baktığı zaman hani Uludağ'da bir sahne kesin geçer yani böyle tatilde, evet, falan. Hani oradan bile tanıyabiliyorlar. Evet. Ama şimdi son 5 yıla baktığımız zaman işte Sarıkamış kayak testlerinde işte Hollandalısı, Almanı, Fransız, İngiliz, yani bütün diğer ülkeler artık gelmeye başladı. Kış turizmi gerçekten tam değil ama şu anda bu ülkeler geliyorsa bence oradaki kurulacak oteller ve diğer farklı tesislerle. Sanırım 4 otel daha şey inşaat yani, başlatma. Hani temel açılana kadar biz hiçbir şey söyleyemiyoruz. Hani böyle bizim de kulağımıza geliyor da hani adını şey söyleyemiyoruz. Yani. Hani böyle çünkü hani söylenir belki hayata geçmez. Burada yanlış bilgilendirmek de istemiyoruz. Bundan sonra ama, yani bu istikrar devam ederse, ekonomik istikrar, siyasal istikrar devam ederse yani yatırımları etkileyebilecek unsurlardır bunlar. Bu devam ederse bu olacaktır yani. 5 yıl, 10 yıl içerisinde bile olsa olacaktır. Çünkü potansiyel görülüyor artık. Girişimciler kar nerede var? Oraya yöneliyorlar. İşte bakir alanlar, buraları değerlendireceklerdir. Uludağ doldu, Uludağ otel açsanız ne anlamı olacak ki? Yani Kartal Kaya'yı açsanız ne anlamı olacak ki? Erciyes'te ne anlamı olacak? Zaten girişimciler yeteri kadar oraları doldurmuşlar. Evet. Şimdi baktığımız zaman yani Kars'ta işte bahsettiğimiz o alana da sahip, işte her yönden kullanabilecek bir bakir topraktır aslında Kars. Ben Hüsnü Hoca'ma bir özel soru sormak istiyorum. Hani derler ya, nerede eski bayramlar, nerede eski Kars mı yoksa şu andaki Kars mı diyeceğim ben size. Valla Kars'ı ben 1976'lı, 7'li yıllarda, daha doğrusu babam o zaman biraz işte bu yerel siyasetle uğraşıyordu. Oradan tanıyorum da. Oradan aklımda kalan biraz daha böyle düzenli bir şehir gibi sanki öyle hatırlıyorum. Yani. Ya da küçük olduğumuz için böyle taş binaların daha çok yoğun olduğu bir eski şehir şeyi biraz gerilemiş gibi geldi bana. Ben daha sonra işte 2003'te geldim buraya. O aradan sonra hep işte ailede başka dışarıya göç ettiği için. Şimdi o dönemlerde ben
hayalimde kalan şekliyle çok farklıydı ama kültürel yapısı, işte sosyal yapısını tabii biraz daha o dönem yaşamış olan insanlardan duyduğum kadarıyla biraz daha canlı, daha düzeyi yüksek diyeyim. Yani okuma yazma oranı, işte sosyal etkinlikleri daha iyi olan bir şehir olarak hep anlatılırdı bize. Bu 80 öncesi. 80 öncesi. Özellikle işte mesela Kitabevi şu anda Kars'ta yok. Böyle gidip özel kitap. Var aslında benim çok, kitapçı arkadaşlarım var, diyor ki bir gün eylem yapacağım, kitapları yakacağım, kimse okumuyor diyor. İşte yani ya öyle bir o dönem bildiğim kadarıyla abim biraz daha çok şeydi mesela. Birkaç tane kitap evi varmış. Hani insanlara gidip kitabı alıp okuyabildiği, işte sinema, tiyatro şeyi var vesaire. Böyle bir sosyal açıdan biraz daha ileri bugüne göre diyeyim. Ama bugün ki koşullarla bu da çok kısa sürede kapatılabilecek şeyler. Yani bugün işte bu iletişimle bu aşamada olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Artık insanlar bugün dünyanın değişik kıtalarında bir şirket, değişik kıtalarındaki fabrika yöneticileriyle aynı yerde toplantılar yapıyor. Telekonferans yoluyla. Evet. Böyle bir dönemde yani eskiden böyleydi işte vah vah demenin bir anlamı yok. Artık. Şimdi çok hızlı bir şekilde telafi edilebilir şeyler yani. Arkadaşlar işte genel manzarayı açıkladılar biraz. Ben biraz da bu özellikle içinde yaşadığımız son yıllar diyeyim, bu küresel ısınma problemi var biliyorsunuz dünyada. Ve yavaş yavaş etkilerini de görüyoruz. Bu anlamda mesela Kars çok şanslı bir ilimiz. Yani ısınmıyor gerçekten, bir türlü. Daha geçenlerde 10 saat. Özellikle benim ilçem olan Sarıkamış'ı da burada biraz reklamını yapayım. Sarıkamış gerçekten çok harika bir ilçe. Yani diyelim hep İsviçre Davos'tan, Maos'tan bahsederler ya. Alpleri. Yani Davos'un belki 10 katı daha güzel bir yer. Gerçekten öyle. Çünkü hele kışın kayak evde gitmişsinizdir. O manzara insanın gerçekten ruhunu açıyor. Biz zaten hafta sonları hemen kaçıp sırf gezip geliyoruz. Biraz böyle yani o anlamda çok geleceğe ümit vaat eden bir yer. Ve göreceksiniz insanlar buralar biraz lüks yerler olacak. Yani yaşam kalitesi daha iyi olan yerler haline gelecek. Ama işte onu gerçekten sunmak çok önemli. Yani bir şeyin olması önemli değil. Ticarette de öyledir. Siz bir malı fazla fiyata satabilmeniz için ne yapmanız lazım? Onu sunmanız lazım. Sunuş çok önemli. Bunu sunuşu yapabilmeniz için de altyapınızın biraz sağlıklı. Yani bu sosyal yapı, yani toplumların gelişmişliği neyle ölçülür? Bir ekonomik gelişmişlik var, bir de sosyal gelişmişlik. Yani ekonomik gelişmişlik araçları nispeten daha hani somuttur. İşte diyorsun şunu yaparsak, şunu üretirsek, şunu kurarsak. Ama sosyalinki biraz daha soyuttur, daha bilinçle ilgilidir. Yani bilinç düzeyi, insanları bilinçlenmesi bu anlamda. Hani biz insanları aydınlatacağız diye bir iddiamız yok zaten, mümkün değil. Ha biz de onlardan... Yani bu bilinci oluşturmadan zaten toplumu dönüştürmek ya yani bir şeye hazırlamak da çok zor. Onun için özellikle Kars'ta böyle bir kolektif akıl üretmek. Yani neye yönelik? İşte Kars'ın değerli bir ürün olduğunu ve bunun çok iyi bir şekilde sunulması gerektiğini. Bu ürünün sunumu da neyle olur? İyi bir şekilde çehresini düzelteceksiniz, altyapısını düzelteceksiniz. İşte caddelerini, sokaklarını her yönüne bir bütündür. Yani şehir zaten bir marka oluşturacağız daha doğrusu. Bu markayı markayı oluşturduğunuz zaman bir de iyi bir şekilde sunduğunuzda çok iyi bir cazibe merkezi olur. Tabii alıcısı olur. Ha, şeyi var yani ürünün gerçekten kaliteli bir ürün var ortada. Yani tarihiyle, sosyal dokusuyla, işte çok kültürlülükten bahsetti Adem Bey. Gerçekten öyle. Ha, bunun da çok fazla böyle son bir geçiş dönemi oldu. Böyle çok abartıldı yani işte ne bileyim bir etnik şeyler üzerine bir takım yalan yanlış şeyler üretildi. Bunun çok hızlı bir şekilde unutulması lazım bence. Yani unutulur. Bence konuşulması ve konuşulması lazım. Yani bir şekilde kolektif bir akıl üretilerek bu elimizde var olan kaliteli ve gerçekten içi dolu olan, yani kaliteli dediğimizde boş değil gerçi, hem tarihiyle, sosyal dokusuyla, kültürel altyapısıyla
İşte bunu iyi bir şekilde sunmamız lazım. Başka da şansımız yok. Bunun işte herkes el birliğiyle kim ne katabilir? Belediyesiyle, üniversitesiyle, işte idari makamlarıyla, halk her şeyden önemli. Yani insan, yaşayan bireyler çok önemli bir konuda zaten. Bunu başarabilirsek bence önümüzdeki yılların en güzide şehirlerinden biri olacağını düşünüyorum yani. Bir de karamsar olmamak için şöyle bir vurgu yapmak gerekir. İktisatta gecikmiş olmanın avantajı diye bir şey var. O da var. Deneyim tabii. Biliyorsunuz. Evet. Yani mesela Çin dünya kapitalizminden, dünya üretim sürecinden yüzyıllarca uzak kaldı. Ama son 30 yıl içerisinde bu yani öyle hareketsiz bir toplum yani binlerce yıldır aynı kıtada yaşamışlar. Hiç çıkmamışlar. Hiç Çinli akımları falan yoktur. Yani işte hep kendilerini korumuşlar Çin Seddi'yle vesaire. Ama şimdi o gecikmiş olmanın avantajını yaşadığını görüyoruz. Dünya piyasasını Güney Asya yani. Falan, Doğu Asya pek çoğunda böyle bir şey görüyoruz. Burası da belki şimdiye kadar kaynaklar kullanmış olsaydı belki kötü belki de yavaş yavaş yani çarçur edilecekti. Yani Türkiye ekonomisinde de mesela Sovyet Rusya'ya düşünecek olursak yoğun bir sanayileşme süreci, yoğun sanayi yatırımları yaşadı. Şimdi Rusya'ya bakıyorsunuz, Rusya pek çok sanayi dalında ciddi anlamda problemli. İşte savunma sanayine dayamış sırtını. Uzay havacılık vesaire bunlar. Bir de petrol, doğalgaz satıyor. Bununla yaşamını sürdürüyor. Evet. Dolayısıyla Rusya gecikmiş olmanın avantajından yararlanacak gibi görünmüyor ama yani bu tür bölgeler, Çin gibi mesela eğer iyi bir fırsat sunulursa, iyi bir başlangıç yapılırsa ciddi anlamda ivme kazandırılabilir bölgeye. Tamam, biz programı 45 dakikada bir saati hemen hemen doldurduk. Siz farkında olmadınız sanırım. Öyle mi? Bugün sadece programın aslında ne olacağı, ne biteceği işte bir merhabaydı aslında bu. İnsanların, en azından vatandaşların hani bu doğudan batıya nedir bu program sorusunun cevabını vermek adına zaten bu sohbeti yaptık. Hem sizi ekranda tanıştırdık hem vatandaşlar sizi artık tanıyorlar. Yavaş yavaş toparlayacağım. Eğer cümleleriniz varsa ben onları alayım, kapatalım. Bir dahaki hafta artık her pazar akşamı haberlerden sonra sizinle olacağız. Yine Adem Hocam sürekli, aslında Adem Hocam yönetecek programı da sürekli. Çünkü o daha akademisyen, bu konuda daha derinden olacak. Ekonomi politik olduğu için kendi alanı mütevazı olarak biz işte vatandaş tarafını oluşturmaya çalışıyoruz. Hani sizin belki söylemek istedikleriniz ya da aklınızda olan sorular benim de aklıma geldikçe ben aradan böyle soruyorum işte bu olur mu, şu olur mu diye. Her zaman da böyle olacak. Efendim bir dahaki haftaya dair neler olacak, programımızda neler konuşacağız? Buradan isterseniz yavaş yavaş şey yapalım, vatandaşları meraklandırmayalım. Evet, teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Bir de biz hani halkla etkin bir iletişim ve etkileşimden bahsettik. Bu programda da gerek telefon, gerek internet gibi halkın da bize mail kanalıyla soru sorması da, vatandaşın da soru sorması, bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğu gibi bizim de kendi alanımızla ilgili olarak en azından bir vizyon çizme noktasında bir şeyler, bir nebze katkımız olabilir diye düşünüyorum. Bugün bu tür programlar dünyanın her yerinde yapılmaktadır. İşte ekodiyalog gibi, ekopolitik gibi vesaire programlar. Ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir de en önemli şeyimiz, sorunumuz bizim. Yani toplum olarak, tüm Türkiye toplumu olarak. Yani biz biraz böyle tebaa kültüründen gelmiş bir toplumuz. Yani arka plan olarak, background olarak tebaa kültüründen. Yani kendimizi ifade edebilen bir artık insan olabilmeliyiz. Yani demokratik nezaket içerisinde bazı şeyleri sorgulayabilmeliyiz, sorular sorabilmeliyiz. Yani bu da nedir? Gerçekten özgürlük dediğimiz, o hürriyet dediğimiz mantalitenin çok iyi yerleşmesi lazım. Ancak yani ifade özgürlüğünün kapsamı çerçevesinde ve başka insanların özgürlük alanlarını ihlal etmemek kaydı şartıyla. Demokrasi çerçevesinde. Demokrasi çerçevesinde. Biz burada gerçekten Serhat TV'nin büyük katkıları ve yine belediyenin katkılarıyla biz burada herhangi bir yani gerçekten toplumsal bir sorumluluk, bireysel bir sorumluluk duyarak bir şey yapalım istedik. Bunun için herhangi bir şekilde bir ideolojik background'un çerçevesinde asla konuşmuyoruz. Yani öyle bir şey yok.
İkinci bir şey, olayın mali falan boyutu vesaire de yok. Tamamen pazar akşamı, haftaya başlamadan önce diyoruz ki bundan sonraki programlarımızda özellikle sevgili seyircilerimize paylaşmak isteriz. Belki bir haftalık mikro ölçekte bir Kars değerlendirmesi, makro ölçekte de bir Türkiye'de önemli olabilecek sosyal, ekonomik, siyasal konularla ilgili olarak bazı analizler yapabilmek. Mesela gelecek haftadan itibaren belki bugün bir programın takdimiydi. Mesela Türkiye'de bir enflasyon oranı açısından ekonomik göstergeler var. Buna Kars'ın yansıyan yönü ne? Çünkü Kars'ta da bir TÜİK'imiz var. Evet. Bir birimi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir birimi var. Onların da çalışmaları var. Bu konuda işte Mehmet Hocam'ın Kars halkını bilgilendirebileceğini düşünüyorum ekonomik göstergeleri konusunda. Kars'ın nüfus potansiyeli, ekonomik potansiyeli, Kars'ın giden işte sermaye akışı nasıl, buraya giren para, çıkan para, o konularla ilgili haftaya değerlendirmeler olabilir. Yani bir haftalık böyle bir Türkiye ama özellikle de Kars özelinde bir analiz belli konular çerçevesinde. O konular çerçevesinde de eğer seyircilerimiz de katılırlarsa mail kanalıyla bunu herhalde mail adresini vereyim. Mail adresini seyircilerimize duyuracaktır. Doğudan batıya serhattv@yahoo.com. Evet. Aslında doğudan batıya diyoruz ama bu yumuşak G'nin çizgisi yok. Batıya da i ile yazılıyor çünkü bilgisayar dilinde bunları böyle yazmak gerekiyor. Ben orijinalini okuyayım. Doğudan batıya serhattv@yahoo.com'a programla ilgili düşünceleriniz ya da sorularınız varsa bunları yazabilirsiniz. Biz oradan değerlendireceğiz. Burada programda ben hocalarıma soracağım ya da işte hocalarım kendileri burada anlatacaklar ve size cevap verme şansı bulacaklar. Ben eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa... Evet, ben teşekkür ediyorum. Bu kadar, haftaya buluşmak üzere. Özellikle yani Kars'taki vatandaşların çok ciddi entelektüel bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ben düşünüyorum kişisel olarak. Kesinlikle. Şurada herhangi bir böyle bakkala girdiğimiz zaman bakıyoruz böyle ağzımız açık enteresan siyasal iktisadi analizler yapabiliyor. Ve onlardan gelebilecek sorular ve onlardan gelebilecek katkılar bizim için çok önemli. Onun için Dogi'dan Batı'ya serhattv@yahoo.com adresine yorumlarını, değerlendirmelerini bekliyoruz. Sevgili izleyicilerimizin. O çok önemli olacak. Evet, işte inşallah hayırlı sonuçlara vesile olur düşüncesiyle işte bütün seyircilere hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdilik haftaya inşallah daha iyi koşullarda buluşmak üzere. Ben ilk program merhabaydı. Doğudan Batı'ya programı tanıtmaya çalıştık. Aslında ben de sizin gibi merak içerisindeydim. Yani ayrıntıları ne olacak? İşte hocalarım dediği gibi işte Kars'ın özelinde Türkiye ya da dünya değerlendirmesi olacak. Dogi'den Batı'ya serhattv@yahoo.com. Ben yine tekrarlamak istiyorum. Buraya her türlü ekonomi politik programa dair düşüncelerinizi ya da sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir dahaki hafta pazar akşamı haberlerin hemen ardından canlı yayına buluşmak üzere. Esen kalın efendim.